Çıngıraklı, hadi yine iyisiniz. Şahin abiniz bugün de seviyor sizi. Biz de Şahin abimizi seviyoruz. Aslan gibi arkasında durduğunuz için hediyeler yolladı size. Hem de ne hediyeler anam? Adam yılan döndü. Salih Dağ'da dönünce Şahin baba çok yaşa. 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 Al kardeş. Son model telefon. Al elektrik ısıtıcı. Abim buyur sen de tablet. Hepinize yetecek kadar hediyemiz mevcut. Teknolojinin son harikaları, telefonun, tabletin hepsi kurban olsun size. Çünkü siz de bu teknoloji gibi zamana ayak uydurduğunuz için. Abiniz sizi seviyor. Bugün de seviyor. Yarın da sevecek. Ertesi gün de sevecek. Öbür gün de sevecek. Arkanızda duracak. Geride bırakmayacak. Aç açıkta koymayacak sizi. Yeter ki yanlış insanların arkasında durmayın. Kimmiş ya o yanlış insanlar? Ha? Bana da bir desene sen, kimin arkasında durmayacaklarmış? Benim lafım mahallelime. Her kim ki kartal itine selam vermezse bugün tablet telefon, yarın televizyon, bilgisayar, abla. Elinde aga, net. Abla. Sen kime it diyorsun lan? İt oğul it. Senden hala it mi var burada? Sen kimsin de benim abimin adını ağzına alıyorsun lan? Aferin kız Leyla, aferin. Size de helal olsun be. Vallahi size de helal olsun. Abisi manyak, kardeşi çatlak. Allah'tan mahalleli olarak kurtulduk bunlardan. Çal zurnacı! Yemin ediyorum paranoyak olacağım hiç ha. Leyla! Leyla! Ne işin var senin burada? Az konuşmak istiyorum seninle. Ama benim seninle konuşacak hiçbir şeyim yok. İki laf edip gideceğim. İyi. Evet o zaman dinliyorum. Abini gördün mü? Gördüm. Konuştunuz mu? Konuştuk. Ne dedin ona? Neyle ilgili ne dedim? Benimle ilgili, Bay Bars'la olan oğlumla ilgili. Demedim. Hiçbir şey demedim. Sormadı da zaten ona.
Sorsa da söylemem zaten. O kadar çok darbe aldı ki senden gelecek bir darbeyi daha kaldıramaz çünkü. Ayakta zor duruyor adam. Ben abimi kan kaybından öldürmeye meraklı değilim. Ayakta niye zor duruyor? Bilmediğim bir şey mi var? Merak mı ettin? Ha? E çık karşısına sor. Var mı yüzün? Yok. Benim bile karşıma çıkmaya nasıl yüzün oluyor ben onu anlamış değilim. Ben sizi terk etmedim. Abim beni kapıya koydu. Hem de hepinizin gözü önünde. Hak etmediğini söyleyebilir misin? Söyleyebilirim ama dinlemezsiniz. Dinleseniz inanmazsınız. İnansanız anlamazsınız. Ya hadi ya. Hadi be Allah. Haklı mısın bir de sen? Ha? Sosyeteye karıştın maşallah. Bir elin yağda, bir elin balda. Bir de üstüne haklı mısın? Bu hayatın sebasını sen sürdün. Eyvallah, hiçbir lafımız yok. Ama bırak, haklı olmak da bize kalsın, tamam? Bay Bars'a bulaşmasın. Ne yapmasın, ne yapmasın? Bay Bars'a bulaşmasın. Uyar onu. Bu işlerle ilgilenmesin artık. Bıraksın yani. Olan oldu, biten bitti. Eğer bu meseleyi uzatırsa kan dökülecek. Ya kardeş kanı dökülecek ya da Bay Bars kan dökecek. Allah, ben şimdi sana kamyon arkası yası gibi konuşmak istemem ama abim böyle adamlara boyun eğip ezilmektense kendi kafasına sıkar yine de o kanı döker. İyisin mi sen git Bay Bars'a söyle asıl o abime bulaşmış. Aptal. Aynı bana çekmiş. İnadım inat. Aptal. Ne bu halin? İyiyim abla ben ya. Sağ ol. Evet. Lan dur, nereye gidiyorsun? Otur şuraya, delirtme beni. Sen sabahtan beri benim peşimde değil misin? Konuş. Ben senin peşinde değildim. Kim diye evimin köşesindeki? Yalan söyleme bari. Evet, senin oraya geldim ama... senin peşinde değildim. Kimin peşindeydin ya? Kartal abi çıkacaktı. İki gün önce onu merak ettiydim ben. Dün mahalleye gittim, baktım yoktu. Sonra senin oraya geldim. Ne bileyim işte belki birliktesinizdir ya da sen... Nerede olduğunu biliyorsundur. Sonra onun yanına gidersin falan işte.
Oğlum madem merak ediyorsun, niye gelip sormuyorsun? Niye peşime takılıyorsun? Beni böyle görmeni istemedim abla ya. Kartal abiye de görünmeyecektin ki zaten. Seni böyle kimse görmesin zaten. Sen kendine bile görünme böyle. Ne bu ellerin senin böyle zangır zangır titriyor gözlerinin altı mı? Sen ne kullanıyorsun? Bir şey kullanmıyorum ya abla. Lan delirtme beni, ne kullanıyorsun ya abla, sen? Abla dur ya. Ha? Hayır. Lan bu ne? Lan sen bunun hepsini tek başına mı? Sen satıyor musun bunu? Lan Konyalı nereye, dur! Nereye gidiyorsun? Kartal abi bir şey söyleme. Lan senin tek derdin bu mu? Oğlum perişan haldesin lan. Tamam işte. Kartal abi söyleme. Beni zamanında bu bataktan o kurtarmıştı. Şimdi yine düştüğümü bilmesin. Çok üzülürüm. Çok üzülürüm ya. Lan. Kaç. Ben seni bulmasını bilirim. Ben seni o bataklıktan çıkarmasını da bilirim. Oğlum ne biçim yerler biliyorsun lan sen? Ya Leyla, vallahi ben bildiğimden değil, ben kullanmıyorum böyle şeyler biliyorsun. Ha, biliyoruz biliyoruz. Leyla sen dedin ya nerede turbacı buldum diye. 3 tane yer var işte. Lan bir sürü sokak gezdim. 2 tanesi karavana. Bak bu da boş çıkarsa vallahi kafanı kırarım ha. Sen mal arıyor olsaydın orada da bulurdun. Ama sen torbacı arıyorum diyorsun. Ben nereden bileyim hangi torbacı nerede takılır? Tamam ya, tamam. Burada böyle yıkık dökük bir bina var. Camı falan yok. Burası mı? Evet. Aman dikkat et polislere molislere yalnız. Tamam oğlum, birine bakıp çıkacağım zaten. Herkes öyle der ama onlar yemez yani. Kapat ya, kapat. Yavru kuş. Söyle gülüm. Ne arıyorsan bende vardır. Öyle mi? Ben birine bakıyorum ama. Konyalı. Böyle siyah giyimli, kapşonlu. Bildin mi? Vallahi nereli olduğunu bilmiyorum ama öyle bir tip. Arada vuruyor yukarı doğru. Yukarı. Ha. İyi. Eyvallah. Ya sen ne çıkacaksın oraya kadar? Ben buradayım beş. Yetmez mi? Bilmem. Yeter misin? Yetti mi? İkinciye dönelim mi? Azıcık daha uyuyayım, sonra geleyim kahvaltı. Unutma lan beni. Kalk. Kalk gidiyoruz buradan, kalk. Azıcık daha uyuyayım abla ya. Kalk tamam, yatıracağım yatağına, kalk. Kartal abi mi geldi?
Bravo valla ya. Bir nezaretten toplamadığım kalmıştı seni, onu da yaptık. Harika. Ne işin var lan senin burada? İstemiyorum ben senin beni toplamanı falan. Tövbe yarabbim. Batu komiser aradı mı sizi? Siz Efe Tekin? Evet. Evet, konuştum kendisiyle, haberim var. Neyden haberiniz var acaba? Bir yanlış anlaşılma olmuş. Allah Allah! Ben sen demedim mi bir yanlış anlaşılma oldu diye? Bana inanmıyorsun da bu... Buna mı inanıyorsun? Organize bürodan aradılar. Sizin için ricada bulmuş Batu komiser. Aman! Kimsenin ricasına, micasına ihtiyacım yok benim. Zaten hiçbir şey yapmadım. İki gün sonra salmak zorundasınız. O yüzden gururumla kalırım daha iyi. Kızım başlatma gururumdan. Çık şuradan ya. Çıkmıyorum ya, Allah Allah. Hanımefendi çıkar mısınız? Çıkmıyorum hanımefendi. Buyurun. Siz deyin benim üstüme. Kimsenin torpiline falan ihtiyacım yok benim. Ya torpille ne alakası var kızım? Torbacıların arasında bulunmuşsun. Kim bilir ne halt diyordun orada. Çık şuradan. Konyalı'yı arıyordum. Allah Allah. Onun ne işi varmış orada? Bilmiyorum. Sana ne ayrıca? İyi tamam, sen çık şuradan. Bakarız onun da bir çaresine. Ya çıkmıyorum. Leyla çıkar mısın şuradan? Çıkmıyorum. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Milleti zorla içeri atarız, bunu dışarı çıkaramıyoruz. Leyla çık şuradan. Çıkmıyorum buradan. Gidebiliyor muyuz? Gidebiliyoruz ama aynı suçtan sabıkalı olduğu için çok zor çıkardım ha. O yüzden bu gece yaşanmadı. Her şeyi unutuyorsunuz. Yok böyle bir gece, tamam mı? Tamam. Unuturuz. Unuturuz. Yeter ki eve gidelim hadi. Ben gelmem. Ne demek ben gelmem? Oğlum ben seni nerelerden topladım lan? Seni bir daha salacağım mı sanıyorsun sen? Ben gelemem. Kartal abi böyle görmesin. İyi tamam, bana gideriz. Gelemem abla. Kartal abi beni orada da görür. Tamam tamam, hadi bana gidelim o zaman. Ne yapalım? Sana gelmem ben. Gelmezsen gelme ya. Konyalı gelir. O da gelemez. Kızım sen bu çocuk tekrar heba olsun mu istiyorsun? Bu neyin inadı ya? O zaman sen gelmeyeceksin. Ne? Sen gelmeyeceksin. Tamam lan, ben gelmeyeceğim. Gelmiyorum. Kendi evime gelmiyorum. Yeter ki siz güvende olun. Tamam? Tamam. Söyle Çetin. Kaçmaya falan kalkma, kırarım bacaklarını. Batu, Batu dur dur dur. Tamam söyle Kartal'a, geliyorum ben şimdi. Kartal derken? Ya sizin ne işiniz var burada? Gitseniz artık, hadi gözünüzü seveyim ya. Ne diyeceğim sana? Konyalı ile Leyla'yı bana bırakır mısın? Biz kendimiz gideriz. Leyla! Üf, tamam be. Tamam abi. Hadi. Hadi. Kaçmaya kalkıyorsun onu. Ne? Bir şey sordum. Kartal mı dedin diye. Evet, Kartal dedim. Barıştınız yani. İş yapıyoruz diyelim. İyi. Güzel. En azından dirilere faydan dokunmaya başlamış. Bu da umut var demektir. Tabii küçük bir ihtimal ama... Olsun. Yine de bir ihtimal. Lan millet sevdiği adam yanında otursun ister. Bizimki savaş çıkarıyoruz diye seviniyor Allah'ım ya. Kimlerin arasına düştük?